Şuşa beyannamesiyle stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımız ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk. Tek millet iki devlet olmanın verdiği ortak şuur ve ruhla hareket ediyoruz. Azerbaycan, bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyen işgali şanlı zaferiyle sona erdi. Yıllardır uygulanmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını kendisi hayata geçirdi. Kalıcı barışın sağlanması ve özlenen normalleşme yönünde ilerlenmesi için ortam bugün hiç olmadığı kadar elverişlidir. Bunun için bölgedeki yeni duruma uygun hareket edilmesi gerekiyor. Biz bölgede kalıcı barış ve kapsamlı normalleşmeden yanayız. Bu coğrafyadan geçecek kara ve demir yolu hatları sadece Azerbaycan ve Türkiye için değil, tüm bölge ülkeleri için ekonomik ve ticari fırsatlar doğuracaktır. Gün gelecek Zengezur'dan çıkıp İstanbul'a kadar gidebileceğiz. Iğdır, Kars gidebileceğiz. Ve bölgenin transit, lojistik merkez olma konumu perçinlenecektir. Bu gelişmeden İran, Gürcistan, Ermenistan dahil Azerbaycan'ın tüm komşuları istifade edecektir. Hülasa bu projeler dışlayıcı değil, kapsayıcıdır. Tabiatıyla bu süreçte sınırların belirlenmesi ve karşılıklı olarak tanınması zaruridir. İyi komşuluk ilişkilerinin temelini de bu anlayış oluşturmaktadır. Bu meselelerde Ermenistan'ın Azerbaycan'la sorunlarını çözme yönünde samimi bir irade sergilemesi gerekiyor. Eğer Azerbaycan'la samimi bir irade ortaya koyması halinde Türkiye'nin Ermenistan'la olan ilişkilerinin de normalleşmesinin önünde bir engel kalmayacaktır. Tüm bölge için birlikte kurulacak müreffeh bir geleceği küçük hesaplara ve iç siyasete feda etmek zaman kaybı anlamına gelecektir. Dünyanın bu güzel bölgesinde barış içinde yaşanacak parlak bir gelecek pekala mümkündür. Türkiye'nin de kalıcı barışın tesisi yönünde atılacak her olumlu adımın karşılığını aynı yapıcı anlayışla vereceğinin altını bir kez daha çiziyorum. İşgalden azat edilen bu güzel bölgede Fuzuli'den sonra bu defa Zengilan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e nazik daveti için bir kez daha şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün yapmış olduğumuz şu ziyaretlerle şu kısa süre içerisinde Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bu bölgelerin nasıl ayağa kalktığını, nasıl gerçekten süratle geliştiğini görmek her baba yiğidin, her siyasetçinin kârı değil. Ve bu kadar kısa sürede bu yatırımları yapmak ve bu yatırımları hayata geçirmek, inanıyorum ki buralardan ayrılmış, buralardan ayrılmak zorunda bırakılmış olan Azeri kardeşlerim için buradan bir müjdeyi vermek mümkün olacak. Çünkü en kısa zamanda tekrar ayrıldıkları topraklara ben inanıyorum ki artık Azeri kardeşlerim çok daha güzel bir şekilde inşa edilen, ihya edilen bu yerlere dönme imkanını bulacaklardır. İşte şurada hemen karşımızdaki binaya bakıyoruz. Hemen solumuzdaki binalara bakıyoruz. Kendi orijinal, kendi tarihi
yapılar neyse o yapılarla inşa edilen taş yapılarla tekrar buralar çok daha güzel bir şekilde inşa ediliyor. Buraya gelmeden evvel Fuzuli'yi bir yanda Şuşa'ya, diğer yandan da güney sınırı boyunca Ağben'de, gelecekte de inşallah Nahçıvan'a bağlayacak yolların yapım çalışmalarını gördük. İşçi kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu yollar bölgede gelişecek çok boyutlu taşımacılığın adeta köşe taşlarını oluşturuyor. Fuzuli'de de belirttiğim gibi bu kadar kısa bir sürede bölgenin imarında alınan mesafe hem Azerbaycan hem de bölgemiz için gurur, aynı zamanda umut vericidir. Azerbaycan tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir kalkınma modeliyle bu bölgeyi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ve burada her şeyden önce temelini attığımız, az önce Sayın Başkan'ın da ifade ettiği, gerek tüneller, gerek viyadükler, gerek otoyollar buradaki canlılığın ne konumda olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Bu çabaya liderlik eden İlham kardeşimi ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Tüm makine parklarıyla canhıraş bir şekilde yüklenici firmaların çalışması her türlü takdirin üstündedir. Türkiye olarak biz de bu çabalarda üzerimize düşeni yapmaya, kardeş Azerbaycan'a tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, bugün İlham kardeşimle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri tüm veçeleriyle ele aldık. Ekonomik ve ticari alandaki işbirliğimizin genişletilmesiyle enerji, ulaşım ve Karabağ'ın kalkınmasıyla ilgili projelerde mevcut durumu ve geleceğe dair planları da değerlendirme imkanını bulduk. Ve hepsinden öte Şuşa beyannamesiyle stratejik müttefiklik seviyesine taşıdığımız ilişkilerimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi konuştuk.